Karadeniz kıyıları her yıl bu koca su kütlesinin altında yatan milyonlarca yıllık korkunç sırdan habersiz, buraya tatil yapmaya gelen binlerce turisti ağırlıyor. Suyun berrak yüzeyinin altında gerçek bir cehennem bulunuyor. İnsan yiyen köpek balıkları ve Loch Ness canavarı bile burada bulunan tehlikeler yanında çok sıradan kalıyor. Karadeniz'in dibi gerçek bir saatli bombadır. İçindeki hidrojen sülfür seviyesi her yıl artarak dünya yüzeyine daha da çok yaklaşıyor. Bu gaz tek başına büyük bir patlama meydana getirmek için yeterli değil. Ancak denizin dibinde felakete yol açabilecek başka bir gaz daha bulunuyor. Metan gazı. Bu gaz her an korkunç bir felakete neden olabilecek gerçek bir patlayıcı. Yani Karadeniz'in dinlenmek için güzel ve güvenli bir yer olduğunu düşünüyorsak büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Bugünkü videoda Karadeniz'in sakladığı tüm sırları öğreneceğiz. Şok edebilecek gerçeklere hazır olun. En baştan başlayalım. Çünkü eskiden Karadeniz bir tatlı su gölüydü ve bugün bildiğimiz halinden çok uzaktı. Buzul çağı boyunca dünya okyanuslarının ve doğal olarak Karadeniz'in seviyesi önemli ölçüde azaldı. Karadeniz'in seviyesi, onu Marmara Denizi'ne ve daha sonra Akdeniz'e bağlayan Boğaz seviyesinin altına düştüğünde Karadeniz bir göle dönüştü. Akdeniz'e doğru büyük miktarda tuzlu su attığından ve tatlı su nehirleri tarafından beslendiğinden neredeyse bir tatlı su gölü oldu. Buranın eskiden bir tatlı su gölü olduğu, bölgedeki katmanların alt çökentilerinin incelenmesi sonucunda jeologlar tarafından doğrulandı. Günümüzde bile derindeki gözenekli kayalarda denizin dibindeki suya dayanıklı tabakaların çatlaklarına sızan kil ve tortularla kaplı tatlı su bulunuyor. Ayrıca Karadeniz'in dibinin altında çürüme derecesi o zaman dilimine karşılık gelen tatlı su yumuşakçalarının kabuk kalıntıları bulundu. Bu yumuşakçalar kıyıya yakın sığ bir derinlikte yaşıyorlar. Bilim adamları buna dayanarak eskiden buradaki tatlı su gölünün kıyı şeridi ana hatlarını tahmini olarak çıkardılar. Böylece Kırım'ın bir yarımada olmadığı, Azak Denizi'nin hiç var olmadığı ve modern Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan kıyılarına bitişik olan kıta sahanlığının büyük kısmının bir kara olduğu ortaya çıktı. 8000 yıl önce Karadeniz bir tatlı su gölü ise ve bu gölün kıyısı bildiğimiz Karadeniz kıyısından yaklaşık 100 metre daha alçaksa o zaman şu soruyu sormamız gerekir. Karadeniz ne zaman ve nasıl bildiğimiz deniz haline geldi ve buna sebep olan neydi? İlk varsayım, sel felaketi. 7500 yıl önce Karadeniz tatlı su gölündeki su seviyesinin okyanuslardan çok daha düşük olduğu zaman güçlü bir depremin meydana geldiği hipotezi vardır. Depremin sonucu olarak buradaki kıstak parçalandı ve şu anki İstanbul'un bulunduğu bölgedeki boğaz meydana geldi. Böylece Karadeniz havzasına benzeri görülmemiş bir tuzlu deniz suyu akışı girdi. Bu su kütlesi güç olarak yaklaşık 200 Niagara şelalesi ve hacim olarak 2 Amazon ormanına eşitti ve neredeyse bir yıl boyunca akmaya devam etti. Karadeniz'in su seviyesi her gün 15 santimetre arttı. Jeologlar tarafından bulunan tedirgin edici kalıntılar bu yıkıcı sel hipotezini doğrulamaktadır. Sadece süresi hakkında bir fikir birliğine varılamamıştır. Bulgaristan bölgesindeki Türkiye'ye ait yerleşimler sular altında kaldı. 95 metre derinlikte kalıntılar bulundu. Tatlı su organizmaları Haliçler'de yaşamaya başladı ve tuzlu suyla birlikte Akdeniz hayvan türleri buraya geldi. İkinci varsayım, yavaş su baskını. Bir başka varsayımsa eriyen buzullar sonucu meydana gelen yavaş su baskınıdır. Olaylar bu varsayımı da doğruluyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce son büyük buzullaşma sona erdi ve su kütleleri buz şeklinde karada yoğunlaştı. Bu nedenle dünya okyanuslarının seviyesi önemli ölçüde azaldı. Buzlar erimeye başladığında bu su kütleleri rezervuarları doldurmaya başladı. Bu rezervuarlardan birisi de Karadeniz'in yakınında bulunan, bugün bile 3,5 milyon kilometre kare olan Hazar Denizi'ydi. Son buzullaşmanın erimesiyle Hazar Denizi seviyesi artı 45 metre olmuşken şu an -20.8'dir. Hazar Denizi, Manıç Nehri'nin seviyesine ulaştığında sularını Karadeniz'e boşaltmaya başladı. Hazar Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kıvanlisk Boğazı oluştu ve Hazar'ın su fazlası o zamanlar tuzdan arındırılmış rezervuar olan Karadeniz Havzası'na döküldü.
Hazar sularının gelmesiyle Karadeniz'in seviyesi yükselmeye başladı. Ancak maksimum seviyeye ulaşamadı. İstanbul Boğazı'nın eşiği düşük olduğu için Karadeniz'den gelen sular Marmara Denizi'ne, Çanakkale Boğazı'ndansa Akdeniz'e döküldü. Şimdi sormamız gereken soru şu: İnsanlar selden sonra nereye gitti? Karadeniz selinin Büyük İncil Tufanı'nın bir prototipi olduğuna dair bir teori var. Karadeniz bölgesi, insanların en büyük dallarının her ikisi olan Homo sapiensler ve daha önce yaşayan Neandertallerin yaşadığı ve dağıldığı bölge olarak biliniyor. Arkeolojik buluntular, buzulun Karadeniz kıyılarını etkilemediğini ve insanların Don, Dinyeper, Dinyester, Tuna nehirleri ve Karadeniz kıyıları boyunca yaşamaya devam ettiklerini doğruluyor. Mezolitik dönemin en ünlü anıtlarından biri, bir erkek ve çok genç bir kadının büyük olasılıkla ritüel eylemlerle eşleştirilmiş mezarının keşfedildiği Murzak Koba anıtı. Ritüel yapıldığı düşünülüyor çünkü parmakların kesildiği ve kafa taslarında belli bölgelerde delik açıldığı görülmüştür. Bu insanların görünümünün Kafkasya özelliklerini barındırdığı söyleniyor. Eski uygarlıklara yol açabilecek tufandan kaçanların bu insanlar olduğu varsayımı vardır. Balkan arkeologları bu şekilde Kuzeybatı Karadeniz bölgesinde oldukça gelişmiş Neolitik kültürlerin ortaya çıktığından eminler. Bulgaristan'da Varna, Romanya'da Hamancia ve hatta Sırbistan'da gizemli Vinča kültürü gibi. Nihai sonuçlar henüz çıkarılamamış. Eski insanların eserleri 100 metre su katmanlarının altında ve asırlık birikintiler arasında gömülü. Bu eserleri oradan çıkarmak son derece zor. Peki, tufan gerçekten oldu mu? Görünüşe göre dünyanın hemen hemen tüm halklarının büyük tufan hakkında efsaneleri var. Çin, Hindistan, Orta Amerika ve hatta kıtalarına yaklaşık 50 bin yıl önce yerleştiklerine inanılan Avustralya aborjinlerinin bile İncil tufanı hikayesinde Nuh gemisini Ağrı Dağı'na indirmiştir ve burası Karadeniz'den hiç uzak değildir. Antik Yunan mitlerinde ve Sümerlerin geleneklerinde de İncil'deki tufana çok benzeyen bir tufandan bahsedilmektedir. Belki de bunlar efsane değil, tarihi gerçeklerdir. Ancak bu görünüşte çok güvenilir hipotez bilim adamları tarafından çürütülmüştür. Hayır, bu sel M.Ö. 6. bin yıl civarındaydı. Tufanı işaret eden en eski metinler 4. bin yıla aitti diyor dünya mitolojisi uzmanı kültürolog Aleksandra Barkova. Bilimsel araştırma verilerini kutsal kitaplardan gelen metinlerle karşılaştıran coğrafya bilimleri doktoru Chaplage, bu felaketi tufan olarak adlandırmamayı, buzulların erimesinden kaynaklanan aşırı sel çağı olarak düşünmeyi öneriyor. Karadeniz tufanının evrenin bir parçası mı, yoksa aşırı seller çağının bir sonucu mu olduğu, su seviyesinin ani baskınla mı, yoksa zaman içinde yavaşça mı olduğu sorusu hala cevap bulamamış. Zehirli deniz. Karadeniz yaklaşık 80 milyon yıl önce meydana gelen eski bir jeolojik fayın kalıntısıdır. Çok derindir. Maksimum derinlik 2200 metreden fazladır. Bu derinlikte neler olduğunu hayal edebiliyor musunuz? En azından bilim adamları kesin olarak eksi 150 metrede ne olduğunu biliyorlar. Karadeniz'in bu seviyesinin altında yaşam neredeyse yok. Çünkü burada hiç oksijen bulunmuyor. Karadeniz'in dibinde hidrojen sülfür bulunuyor. Bu çürük yumurta gibi kokan bir gaz. Bu da Karadeniz'i tehlikeli olmasına rağmen tamamen benzersiz kılıyor. Bilim adamları Karadeniz'in derinliklerinde hidrojen sülfürün tatlı su canlılarının kitlesel ölümleri ve hızla çürümeleri sonucu ortaya çıktığını savunuyor. Bu eski tatlı su gölüne, dibinde ve su sütununda yaşayan her şeye tuzlu su akışı geldi. Daha sonra 2 ton ağırlığında 6 metrelik beyaz balinalar ve insan yiyen dev yayın balıkları yaşamaya başladı. Bu balıklar köpek balıklarından daha korkutucuydu. Bunların hepsi bir anda öldü diye açıklıyor Güney Denizleri Biyoloji Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacısı Viktor Melnikov. Bununla birlikte Profesör Andrei Bichkov, bu kadar büyük miktarda hidrojen sülfürün sadece deniz canlılarının ölmesi sonucu birikemeyeceğini, ancak sözde donmaların bir sonucu olabileceğini söylüyor. Karadeniz'in bulunduğu yerdeki denizler aynıydı. Aynı zamanda dünya okyanuslarına da zayıf bir şekilde bağlıydılar. İçlerinde derin çöküntüler vardı ve zaman zaman ve hatta belki de sürekli hidrojen sülfür karışımı oluyordu. Periyodik olarak hidrojen sülfür yüzeye çıktı. Bu da balıkların toplu ölümüne yol açan balçıklara neden oldu. Özellikle Karadeniz kıyılarında binlerce insanın yüzdüğünü düşünürseniz bu korkunç bir tablo.
Peki bu deniz nasıl oluyor da insanlara zarar vermiyor? Bunun sebebi deniz yüzeyinden yaklaşık 150 metre derinlikteki üst katmanın tuzlu suya ve oksijene doymuş olmasıdır. Bu yüzden bu denizde birçok canlı organizma, yunus, kabuklu, balık, deniz anası, plankton türü var. Bu gazlar yüzeyden çok aşağıda ve yüzeye karışmıyor. Kaynayan deniz. Karadeniz'deki hidrojen sülfür salınımı bir kez kaydedildi. 1927'deki Yalta depremini yaşayanların anlattıklarına göre gece deniz ateş gibi yanıyordu ve sudan dayanması güç bir çürük kokusu geliyordu. Basit bir ifadeyle tektonik hareketler deniz katmanlarını sarstı ve hidrojen sülfür kabarcıkları yukarı doğru yükselmeye başladı. Burada bir başka gizem daha var. Hidrojen sülfür normal zamanda yanmazken neden 11-12 Eylül 1927 gecesi yandı? Anlatılanlara göre sadece yanmamış, ateşler deniz seviyesinden 500 metre yukarıya kadar yükselmiş. Bu yanmanın metan gazından kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu, evde kullandığımız doğal gazın bir bileşeni olan metan gazı. Karadeniz hala biraz şişiyor. Metanı atmosfere hafifçe itiyor. Bu da elbette sözde küresel sera etkisini artırıyor. Ancak çevre için ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Ama 1927 depreminin yaşattığı şey gerçekten tehlikeliydi. Metan ve hidrojen sülfür gibi iki zehirli gazın karışımında canlı bir şey hayatta kalabilir mi? Şaşırtıcı bir şekilde, evet. Bu iki ölümcül gazın birleşiminde aşağıda mercanlara benzer oluşumlar büyüyor. Karbonat iskeletleri 4 metre yüksekliğe ulaşıyor. Bunlar içlerinde ne çekirdeği ne de zar organelleri olan canlı organizmalardır. Ekstrem koşullara aşina bu tek hücreli varlıklara arkea denir. Bilimsel araştırmaların ve tartışılmaz gerçeklerin her iki teoriyi de doğruladığı görülüyor. Ama hangisine inanmalıyız? Birincisi, Marmara Denizi'nden gelen felaket sele mi, yoksa Hazar Denizi'nden suyun buraya yavaş çakmasına mı? Bilimsel çevrelerde bu konudaki tartışmalar bitmiyor. Belki de henüz keşfedemediğimiz bir üçüncü olay vardır. Tek bildiğimiz Karadeniz'in eskiden tatlı su içerdiği ve şu an içinde metan ve hidrojen sülfür barındıran çok derin bir su kütlesi olduğu. Bu su kütlesi bize kaç tane daha gizem sunacak göreceğiz. Pandora TR kanalımızda Karadeniz'i konuştuğumuz bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, güzel yorumlar da eklemeyi unutmayın. Yakında yeni videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.